arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerde önümde duran bu güzel lifimizi çalışacağız. Lifimizi çeyizlik veya günlük kullanım olarak örebilirsiniz. Tek kattan oluşan bir çalışma büyüklüğü istediğiniz ölçüye gelene kadar daha büyük ya da daha küçük şekilde ayarlayabilirsiniz. 3 renk kullanarak ördüm. Mavilerimi tercih ettim. Ve lifimi örmek için İki buçuk numaralı tığımı kullandım. Kolay gelsin diyerek hemen çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Lifimizi örmek için mavimin tonlarını ve iki buçuk numaralı tığımı tercih ediyorum. Sizler dilerseniz daha küçük numaralı tığlarla da örebilirsiniz. Açık mavimizde ortayı örmeye başlıyorum. 5 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çektikten sonra İlk zincirime girerek kapatıyorum ve bir tane zincir çekip yuvarlağımı sabitliyorum. İpliğimi uzatıyorum ve fıstıklarımı yapmak için hemen başlıyorum. 1 2 3 4 ortaya 4 tane fıstık dolgusu olarak başlıyorum. Diğerlerini de üçer olarak kullanmak istiyorum. Sizler dilerseniz bütün difimiz boyunca 4 defa da doldurabilirsiniz. Kapadım ve bir tane zincir. Aynı yuvanın içerisine 2 3 4 İkinci kez 4 defa giriyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Tığımın başını doluyorum. Toplamda 6 defa bu işlemi yapıyorum. 2 3 ve 4. Elimle tutuyorum. İpimi çekiyorum. Tutmuş olduğum bakın aradan geçen ilmeğe giriyorum. Çekiyorum ve bir tane zincir. 3 tane fıstığımızı yaptım. 4. fıstığım için 2 3 4. Çekiyorum ipimi tutmuştum kapatıyorum ve bir zincir örerek devam ettim ve altıncı fıstığımı toparladım içerisinden geçiyorum ve kapatıyorum bir tane zincirimi çektim 2 4 6 6 tane fıstığımızı ve aralarında birer zincirimi çektim hemen şu ilk fıstığımızı kapadığım yere gelerek batıyorum şu şekilde geçişimi yapıyorum hemen ikinci rengime geçiyorum İsterseniz ipimizi koparabilirsiniz ama koparmamıza gerek yok beyazımı alıyorum beyaz rengimi alıyorum bir tane zincir çekiyorum mavimi sıkıştırıyorum beyazımı da düzelttikten sonra tığımın başını doluyorum hemen ilk aradaki bir zincir çektiğim boşluğun içerisine başını dolayarak batıyorum 1 2 3 defa ilmeğimi çekiyorum kapatıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum kapadıktan sonra aynı yere ikinci bir fıstık yapıyorum bir iki üç üç defa doluyorum çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincir bakınız çiftli olarak fıstığımızı ördük hemen diğer bir zincirin içerisine başını dolayarak batıyorum bir iki ve üç çekiyorum kapatıyorum bir iki zincir çekiyorum aynı yuvanın içerisine bir iki üç defa sarıyorum çekiyorum tek seferde kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ikinci grubumu ördüm diğer zincir içerisine giriyorum yine üç defa sarıyorum tek seferde çekiyorum kapatıyorum bir ve iki zincir arada iki zincir yani kendi arasında iki zincir geçişlerimizde birer zincirimizi çekelim Aynı yere 1, 2, 3. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum ve bir zincir. Sıramızı tamamlayalım. Evet en son bakınız başlangıç noktamıza kadar geldim. Fıstığımı tam kapadığım yere geliyorum. İlmeğimle geçişimi yapıp bir tane zincirimi çekiyorum. İsterseniz ipimizi devam ettirebilirsiniz. isterseniz koparabilirsiniz. Evet diğer rengimize geçişimizi yapalım koyu renkli mavimi alıyorum geçişimi yaptım bir tane zincirimi çekiyorum beyaz ipimi asılıyorum şu şekilde ve araya giriyorum bakınız ilmeğimi uzatıyorum başlıyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum 1 ve 2 zincir tekrar aynı yuvanın içerisine 1 2 3 çekiyorum. Kapatıyorum bir zincir. Hemen şurada görmüş olduğumuz araya giriyorum. 1 2 3 Çekiyorum. Kapatıyorum 1 ve 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Yeniden kese yuva içine. Bakınız hem yuvamızın içerisine hem dışına. Yuva içine, yuva dışına yani aralardaki bölümümüze ve kendi içerisine girerek sıramızı tamamlıyorum. 1 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum 1 ve 2. 1 2 3. Çekiyorum. Kapatıyorum. Evet çift fıstıklarımızı hem araya hem de gruplarımızın içerisine örerek sıramızı tamamlayalım. Evet yuvarlak olarak bakınız sırasıyla bütün renklerimi ördüm. Şimdi açık mavi rengimizle bir üst sırayı örmeye başlıyorum. Açık mavi rengimi elime bağlıyorum. Tepe noktasına şu şekilde ipimle geçiyorum. Koyu mavimizi çekerek sıkıştıralım. Ve şu ikisine bakınız. Modelimizin tam ortasına geçişimi yapıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Ve uzatıyorum. 1 2 3. 3 defa ilmeğimi uzattım. Bir tane kapalı fıstık yapıyorum. Ve bir zincirimi çekiyorum. Bir fıstığımı yaptım çektim ve tepesini kapadım. İpimi uzatıyorum. 1 2 3. Hemen üzerine yeniden bir fıstık daha ördüm. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1 2 3. 2 tane açık fıstığımı aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Görmüş olduğumuz 3 tane fıstığımızı araya dolduruyoruz tam bu dilimizin içerisine birincisini kapalı fıstık yaptım iki tane açık fıstığı üst üste ördükten sonra bakınız batıyorum ve tekrar tığımın başını doluyorum ikinci grup içerisinde yeniden çalışalım 2 ve 3 birinci fıstığımı çekerek kapatıyorum ve bir zincir kapalı fıstığımın üzerine ilmeğimi uzatıyorum bir tane açık fıstık örüyorum 2 ve 3. Hemen dibine batıyorum. Bir açık fıstık daha yapıyorum. 2 3. 2 açık fıstığımı çekiyorum. Tuttuğum ipimle kapatıyorum ve araya bir tane zincirimi çekiyorum. Ve bütün sıralarımızda tam modelimizin ortasına bu şekilde 3 tane fıstık, birisi kapalı, ikisi açık şekilde örerek tamamlayalım. Evet, lifimizi örerek orta kısmını büyüttük ve toplamda 4 sıra ördük. 4. sıramızın bitiş yerine geldim. Hemen zincirimi çekmiştim. İlk kapalı bakınız kapalı fıstığımızın boşluk yerine gelerek batıyorum. ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve buradan mavi rengimi kesiyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Daha fazla renkli de örebilirsiniz. Beyaz ipimizde 2 fıstık grubunun ortadaki bölümüne giriyorum. 1 2 tane zincirimi çektikten sonra ilmeğimi uzatarak fıstığımı örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3 çekiyorum. Kapatıyorum. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 Kapatıyorum. Çekiyorum ve bir tane zincirimi ara için örüyorum. Yeniden tığımın başını doluyorum. Fıstık gruplarımızın arasındaki bölümün içerisine geçiyorum. 1 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum 1 ve 2. Bir tane fıstığımı ördüm. 2 zincirimi çektim. Aynı yuvanın içerisine 1 2 ve 3. Çekiyorum kapatıyorum ve ara için bir tane zincir Eğer e, örgünüz toparlayacak olursa zincirlerimizi her kullandığımız bölüm için birer tane artırabilirsiniz. Çünkü benim elim e, rahat çok e, gevşek ya sıkı değil o yüzden sıkı ören arkadaşlarımız biraz toparlayabilir hemen toparlamasına hiçbir örgümüzün müsaade etmeyelim Eğer bir örgü toparlanıyorsa zincir artışıyla rahatlatma yoluna gidelim. Eğer çok fazla eliniz gevşek marullanıyorsa eksiltme yönüne giderek örgümüzü rahatlatalım. Şimdi çifter çifter grup aralarına fıstıklarımızı doldurarak başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. Beyaz rengimizi örerek tamamladım. Şimdi zincirimi çektikten sonra ilk fıstığımı kapadığım yere girerek birleşme işlemini yapıyorum ve ortaya batıyorum. Mavi rengimi arkadan alıyorum geçişimi yapıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve hazımı şu şekilde sıkıştırdıktan sonra bakınız mavi rengimizde yaptığımız işlemin birebir aynısını burada tekrar ediyorum ilmeğimi uzatıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum 1 ve 2 giriyorum 1 2 yarım çekmeyelim ve 3 kapatıyorum. 1 ve 2. 2 zincir çekiyorum. Her birinin arasına. Araya giriyorum. 1 2 3. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2. Tekrar aynı yuvaya 1 2 3. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 ve 2 hem araya hem aradaki boşluğa çifter çifter fıstıklarımızı örelim ve sıramızın sonunda görüşelim mavi sıramızı ördüm üçlü fıstık gruplarımızı ayarladım şimdi beyaz rengimizi örmeye hazırız bir tane zincirimi çekiyorum ve beyazımı örmeye başlıyorum Dilerseniz tabi ipimizi koparmayabilirsiniz aralara giriyoruz bir zincirimi çekiyorum hemen ipimi uzatıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum. Kapatıyorum 1 ve 2 zincirimi çektikten sonra aynı yere 1 2 3 çekiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra bir sonraki grubuma geçiyorum. 1 2 3 çekiyorum. Kapatıyorum. 1 ve 2 aynı yere giriyorum. 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum ve bir zincir eğer dar olacak olursa iki tane zincirimizde de çekebilirsiniz 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum 1 ve 2 yine aynı fıstıklarımızı örerek son grubumuzun olduğu yere kadar örerek devam edelim Beyaz rengimizde sıramızı tamamladık. Başlangıç yerimize şöyle birleştiğimiz yere gelerek batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Tığıma zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve hemen hazır oluyorum. Bir önceki sırada mavimizi hem araya hem beyazlarımızın içerisine hem araya hem beyazların içerisine şeklinde örmüştük bu sıramızda bu şekilde örecek olursak marullanma ihtimali var yani çok fazla gelecektir o yüzden beyazlarımızın içerisine atalım eğer çekecek gibi olursa hemen zincir sayımızı artırarak lifimizin bozulmasına fırsat vermeyelim şimdi bakınız gayet hoş görülmekte herhangi bir fazlalık ya da azlık durumu söz konusu değil evet örmeye başlıyorum aynı yerden batmam şart değil dilerseniz tabi koparmayabilirsiniz ipimizi ipimizi kırmadan da devam edebiliriz atıyorum bir zincirimi çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum 1 2 tane zincirimi çekiyorum araya giriyorum 1 2 ve 3 çekiyorum Kapatıyorum. 2. fısğımı tamamladıktan sonra 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Diğer beyazlarımın tam arasına gelerek batıyorum. 1 2 3 Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 zincirimi çektim. Yine aynı yuvaya giriyorum. 1 2 3 Çekiyorum. Kapatıyorum iki tane zincirimi çektikten sonra beyazımın olduğu yuvaya giriyorum. Bakınız araya girmiyorum. Yuvaların arasına giriyorum. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 ve 2 tekrar 1 2 3 çekiyorum. Kapatıyorum. 1 ve 2 Tığımın başını doluyorum. Diğer beyazın arasına giriyorum. Ve bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Bundan sonrasında mavimizi tam ıı, diğer şuradaki ördüğümüz mavinin kendi grup içerisine üçlü fıstık grubumuzu örelim. Lifimizi aynı renk kurulumu üzerine örerek devam ettim. Ve her renk grubunda aynı işlemlerimizi yaptık. Açık mavimizde üçlü fıstık grubumuzu beyaz ve koyu mavimizde ise bakınız açık fıstıklarımızı. Örerek tamamladık ve en son kapalı fıstıklarımızın olduğu yere gelerek bitirdim. Şimdi kenar çalışmasını yapmak istiyorum. Kenar çalışmamızı beyaz rengimizle yapalım sıramıza uygun olarak. Bir tane zincirimi çekiyorum. Evet herhangi bir yerden başlıyorum. Her iki fıstık arasındaki zincirimin bulunduğu noktaya geliyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Uzatıyorum. İpimizde şöyle alttan gizleyelim daha sonra da içeriye alabiliriz. 1. 2 3 tutuyorum çekip kapatıyorum ve bir tane zincir bir zincirle kapadıktan sonra 1 2 3 Bak, yani toplamda 4 tane zincir çekseniz yeterli aynı yere batıyorum 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tepedeki bu kapadığımız noktaya batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki bölümün içerisine ilerliyorum. 1, 2, 3 defa sarıyorum. Çekiyorum. Ve kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Kapatma zincirimizde. Ve başlıyorum tepeye örmeye. Zincirimi batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip atıyorum. 3 zincirimi yeniden çektim ve battım bakınız. Kirpiklerimizi bu şekilde ördüm. Bir tane zincir çekelim arada asılma olmasın. Tığımın başını dolayarak 1, 2 ve 3 çekiyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Batıyorum. 3 zincir. 3 zincir kirpiklerimizi yapıyoruz. Bir fıstık bir kirpik olarak sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Lifimizde son sıra olarak bir fıstık ve üç tane kirpik örerek en son kısmımızı tamamladık. Bu şekilde lifimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.